Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golba.com'un ve Kayseri Zülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz kıymetli arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de Mert Hakan yandaş kararı diyerek hızlı bir giriş yapayım. Olabildiğince videoları kısaltalım çünkü izlemiyor arkadaşlarımız. Ya da izliyorsunuz YouTube sistemi kanala bir gıcıklık yapıyor. Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan. Kayseri spor maçında gösterdiği tavırla taraftarın eleştiri odağına oturan ve taraftarla Yıldız'ı o saatten sonra asla barışmayan Mert Hakan'ın geleceği belli oldu diyor. Kupadaki Gaziantep maçında gösterdiği performansla beğeni toplamış. Ve göze girmeyi başarmış arkadaşlar. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcu için. Sezon sonunda karar verilecek diyor. Ve yeni sözleşme önerilip önerilmeyeceği futbolcunun kalan süre içerisinde göstereceği performansa bağlı diyor. Şimdi size soruyorum Mert Hakan yandaşla sözleşme uzatılmalı mı arkadaşlar? Kayseri Spor'u 4-3 yendik. 90 artı 11'de kırmızı kart gördüm. Kendi gibi Fred'i de kırmızı kartla cezalandırdı ve Galatasaray maçında biz Fred'siz çıktığımız o maçta beraberlikte ayrıldık. Şimdi senaryoyu güzelleştiriyorum. Maç yine 4-3 bitsin. Kırmızı yenmesin. Fred oynayabilsin. Galatasaray'ı yenelim. Hiç kimse Mert Hakan'a tek bir laf etmezdi. Ya bir hatayla hocam bu kadar şey yapılır mı? Arkadaşlar adam öldürmek bir kurşunluk. Kurşunu sıkmak belki de bir anlık. Yani saniyenin bilmem kaçta kaçı kadar. Anlatabiliyor muyum? E dikkat etmek lazımdı. Bu sezon 16 maç 1 gol 5 asist. Yani baktığın zaman durum bu. Fenerbahçe'den 30 milyon euroya red. Ara transfer döneminde oyuncularına gelen teklifleri reddediliyor. Napoli, Şimanski ve Osterwolde. Arsenal, Ferdi Kadıoğlu. Lyon'da İsmail yüksek için girişimlerde bulundu. Ancak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe kabul etmedim. Ara transferde Çağlar Söyüncü, Bonucci, Kurinic ve Serdar Dursun gibi isimler kadroya katıldı. Şimdi iki ismi 30 milyon euro. Arkadaşlar şimdi burada bu haberi ben verdiğim zaman diyeceksiniz ki hocam e, hani bu dört isme zaten 30 milyon euro kabul edilmez. Hayır. İsmail Yüksek için 15 milyon euro. Osterbold için de 15 milyon euro. Euro'luk iki resmi teklif var. İkisi de kabul edilmedi. Ve sezon sonu görüşelim denildi. Şimdi Fred'in özellikle Fred'in e, maç kaçıracak olması İsmail'le devam etmede önemliydi. Ferdi de malum. Ben hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Kaleci konusunda eğer biz Livakovic'i hiç almasaydık Altay Bayındır'la devam etseydik. Evet hocam şu anda Kümer düşme potasındaydık. O kadar da değildi. Emin olun Hani benzer tablolar ortaya çıkardı. Ya da hiç olmadı. Altay yerine İrfan Can Eğribayat'ı falan oynatsaydık. O zaman daha da belki iyi pozisyondaydık. iyi konumdaydık. Ben bilemem onu. Bunu sizler daha iyi bilirsiniz. Ama Altay bizde olsaydı en azından yapabileceğin yabancı transferi vesaire işini kolaylaştırdı. İsmail'in gidişi belki hızlanırdı. Çünkü dandik birlikteyiz. Kurallar dandik. Türk kuralı falan filan. Sinan Engin playoff sistemi gelmeli demiş. Spor yorumcusu Sinan Engin Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen şampiyonluk yarışına ilgili konuşmuş. Beyaz TV'de açıklamalarda olmuş. Bu arada Beyaz TV'de enteresan açıklamaları duymaya devam ediyoruz. Ne hikmetse. Bakalım bu iş nereye kadar gidecek. Çok zevksiz maçları. Dönado takımlarda kalite çok düştü diyor. Sadece Galatasaray maçlarını izliyor muhtemelen. Çünkü Fenerbahçe maçlarında aslan kesiliyor da. Şampiyonlar Ligi ma kıvamında maç izliyoruz biz mesela. Üçlü takımlar birbirine 3-4 kez oynasınlar. Başka türlü futbolun marka değeri yükselmeyecek falan diyor. E, bu ligdeki şampiyonlar Beşiktaş karar verir bundan sonra diyor. Bu da tabii kendi çapında iddialı bir e, söz. Hani Beşiktaş'tan Fenerbahçe'de Galatasaray'da oynayacak ki onu kastediyor. Ben şunu söyleyeyim. İnsanların yanıldığı bir nokta var. İşte Galatasaray puan kaybeder mi? Fenerbahçe kaybeder mi? Bunları düşüneceksiniz arkadaşlar. Nasıl düşüneceksiniz? Mesela ben şey yaparım. Fenerbahçe atıyorum Alanya deplasmanı da kazandı. Ulan derim Galatasaray da bu deplasmana gelecek. Zor bir yerde kazandık. Ama evimde Alanya'yı yenerim gözüyle bakarım. Yani ben 6 puan cepte derim deplasmanda kazanacağım. Bak Gaziantep'i yendik 6 cepte. Konya'yı evimizde yendik. O yüzden deplasmandan umutluyum. Yani bence 6 puan cepte gibi. Hani böyle böyle giderim. Baktığın zaman arkadaşlar şimdi Fenerbahçe Beşiktaş'tan evinde Galatasaray deplasmanda oynayacak. İlginç bir şey olacak bakalım. Ne olacak? Fenerbahçe'den yaz transfer dönemi için ilk hamle, belki de yazın ilk transferi. Rodriguez. İsmail Yüksek'e gelen cazip teklifler Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Real Betis'in Arjantinli ön liberosu Guido Rodriguez'in menajeriyle masaya oturdu. Mart ayında yeni bir görüşme daha yapılacak diyor. Arkadaşlar bakın haber çok net. Böyle hani Kıvıran, sağa çeken, sola çeken manaya açık bir haber değil. Net bir şekilde masaya oturuldu diyor. Haberin kaynağı e Neyse. Guido Rodriguez ismi de fena bir isim değil. Görüşme yaptı. Betis'te sözleşme sezon sonunda sona erecek. Bir görüşme daha. İsmail Yüksek kapalı kapılar. İşi sağlam almaya çalışıyor. İmza parası verilecek diyor. 24 milyon euro transfer marka değeri var. Birçok kulüp kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon 19 maç 1 gol 1 asist yaptı diyor. Takvim gazetesinin haberi. Arkadaşlar 24 milyon euro piyasa değeri öyle boş bir değer değil. Ancak oyuncu 14 La Liga maçında 5 sarı kart görmüş. 5 Avrupa Ligi maçında 3 sarı kart görmüş. Yani 19 maçta 8 sarı kart görmüş. Bilmiyorum oyuncu hakkında görüşünüz, fikriniz, yorumunuz nedir ama ben böyle bir ismi kesinlikle Fenerbahçe'ye düşünmüyorum arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Umarım e, bende sıkıntı vardır. Yani umarım ben anlatabiliyorumdur ben düşünmem açıkçası. Sınırdaki haberimizde Gökdeniz Bayraktar Fenerbahçe beni çok istedi haberi. TFF 1. Lig'deki Bodrum Spor'un yıldız oyuncusu Gökdeniz Bayraktar. Kariyerin ilk yıllarına dair açıklamalarda bulunmuş. Bu arada arkadaşlar Bodrum Spor'un sahibi Antalya Spor'un başkanı aynı kişi diye biliyorum. Yani iki takımın şeyde aynı kişi. O yüzden de Bodrum Spor üzerinden Antalya Spor'a çok güzel bir sponsorluk yapıyor. Onu da söyleyeyim. 2020 yılından Antalya Spora transfer olmuştu diyor. Oyuncu 86 maçta forma giydi 16 gol 3 asistlik katkı sağladı. 2023 yılının ikinci devresinde kiralık olarak Bodrum Spor'da forma giydi. Harika futbolda geçen yıl takımın Süper Lig playoff finalinde oynamasına yardımcı oldu. Sezon başında bu kez bon servisine Bodrum Spor'a transfer oldu diyor. Şimdiye kadar performansını değerlendirmiş. Beni Fenerbahçe'ye yollamadılar diyor arkadaşlar. Kocaelispor'a gitmeden önce amatör kulüplerde oynamıştım diyor beni profesyonel yaptılar. Ayrıca Fenerbahçe gibi büyük takımlara da gol atmıştım diyor. Akademi liginde 16 gol atmıştım diyor. maçlarda oynuyordum. Üçüncü seneme, senemde transfer yasağı kalkınca takım bayağı iyi bir seviyeye gelmişti. Ben de orada 13, 13 gol ve 7 asistle kendimi gösterdim. Antalya Spor'a gittim. Akademi Ligi'nde 16 gol attım sene. Henüz profesyonel olmamıştım. Fenerbahçe'nin ilgisi olduktan sonra kulübün bir bonservis talep etti. O dönem transfer yasağı da olduğu için biz seni yollamayacağız dediler. Sonra beni profesyonel yaptılar diyor. Hem Antalya Spor hem Beşiktaş'tan teklif aldım. Ee, o dönem Beşiktaş'tan da anlaştıydım diyor. Kulübümde bonservis konusunda Beşiktaş'tan anlaşmıştım. Daha sonra Antalya teklifi olunca oraya gitmek için karar aldık diyor. Ben oynayabileceğim kulübe gitmek istedim diyor. Beşiktaş büyük camia diyor. Ee, hani Antalya Spor'da ilk senem şans bulmuşum. Benim için çok iyi geçti. Ertuğrul Yanal'a dua etmen lazım. Olmadı. Sonra sakatlık yaşadım. Biraz düşüş falan filan diye. Yani bunu da hatırlatayım. Fenerbahçe'de Ryan Kent'in lisansı çıkarılmadı. Arkadaşlar Kent komedisi. Ya Fenerbahçe'nin gerçekten komedi hareketlerinden bir tanesi. Şimdi TFF'ye bildirilen listede Kent yer almadı. 16 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de iki futbolcu belli oldu. Birisi Luan Perez, birisi Kent. Ahmet Selim Kul da bunu belirtti. Diğer duyumcular da bunu belirtti. Arkadaşlar hani bunun yalan çıkma ihtimali artık sıfır. Yani yalan çıkacaksa da en azından artık kulübün bir şey yapması lazım. Şimdi aslına baktığınız zaman ilginç bir skala içindeyiz. Mesela Osai Samuel, Osterwolde kabul. Bekao Ciku kabul. Bonucci yaşlı haliyle getirildi ama kabul. Malum yani sebep. Kurunic. Yani Crespo, Kurunic, Fred, Szymanski, Zaitz mesela, King. Tadej Cekobat Şuhay. Bu isimler düşündü. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Kent eğer Alanya Spor maçında oyuna alınmasaydı kadronun dışında kalmasına kimse ses çıkarmazdı bence. Bana kalırsa. Yani Alanya maçında hiç oyuna alınmasaydı sıkıntı olmazdı. Hatta herkes iyi ki de alınmadı. Bak Lazio'ya gitmeden şöyle böyle derdi. Hatta ben bir şey söyleyeyim. Ceko oyundan hiç çıkmasa belki de Alanya'yı 3-2 falan yenecektik. Şu anda kimler kimler? kahramanlarımız da. İsmail Kartal'ın ben ciddi anlamda psikolojik destek alması gerektiği görüşündeyim. Takımımız mesela bugün izinle. Ya yani 13 Şubat Salı günü çekiyorum ben bu videoyu. Akşama yetiştirmeye çalışıyorum ama yetişmezsem. Gerekirse tüm yönetim işi gücü bırakıp İsmail Kartal'a konuşmalı. Gerekirse efsaneler olaya el atmalı. Fenerbahçe'nin geriden dönüşleri de meşhurdur. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Matematiksel olarak e, ikili averaj olayı olduğu müddetçe her kulübün şansı eşitti. Bak Fenerbahçe'ye çok ciddi bir baskı yaptılar. Galatasaray stadında sanki yenilecekmiş muhabbeti yaptılar. Arkadaşlar şartlar eşit. İkili averaj kalktı. 5-5'le 5, -5 berabere bitirsen. 4-4'te genel averaja bakılacak. Genel averaja da sen daha öndesin. Senin psikolojini koruman lazım. Bak o statta bilmem ne bu statta bilmem ne hani statı değiştirmeye çalışıyorlar. Sercan Hamzoğlu da yetkililerden aldığım bilgiye göre diyor özel haber olarak vermiş. Süper Lig'de bu hafta oynanacak tüm maçlar belirlenen statlarda oynanacak diyor. Hani bakım sorumluluğu kulüplerde olan zeminler içinde denetimlerini sıklaştıracak uygun olmayan zeminler içinde yaptırım uygulanacak diyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani işin aslı baktığın zaman bu kadar yabancı futbolcu. Kentin birdenbire oynamaması. Ben şunu duydum. Hani Tadic'e dair bir şey duydum ama kulüp resmi açıklama yapmadığı için Benim söylediğimde mantık değil. Ceko ve Tadic'de tartıştığını duydum arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Bu yüzden kadroya alınmadı, alınmıyor iddialarını duydum. Ben bir şey diyemem. Hani ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır ben bir şey diyemem. Ama şunu çok iyi biliyorum. Fenerbahçe yine sınıfta kaldı habercilik konusunda. Yani taraftar bir şey bekliyor. Cevap yok. Taraftar hani açıklama bekliyor. Cevap yok. Allah sonumuzu hayretsin. Ne diyeyim? Çok da bir şey diyemeyeceğim. Eee Fenerbahçe kısmından aktaracaklarım bu kadar. Ha şunu da bir belirteyim, belirteyim arkadaşlar. Unutmadan söylemek istiyorum. Bakın 14 tane yabancı futbolcumuz var. 14'üne de güvenmek zorundayız. Hocam ben sevmiyorum. Hocam ben şunu sev İster sev ister sevme. 14'üne de güvenmek zorundayız. Ligi bunlarla bitireceğiz. Aklımızı başımıza almak zorundayız. İsmail Kartal eleştirelim mi hocam? Eleştirmeyelim mi? Bak demagoji yapmayın. İnsanları burada tahrik etmeyin. Hatalıysa hatası varsa eleştirin. Hatası yoksa da eleştirmeyin. Övülecek bir şey varsa övün. Yani öveceksen övülecek bir şey varsa öv gömülecek bir şey varsa göm arkadaşlar. Ben ne diyeyim size. Sevgili arkadaşlar kanalımız doğru bir süreçten geçiyor. Hepinizden destek bekliyorum. En azından beğeni, yorum. Ne bileyim bu videoyu sağda solda paylaşmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim izlediğiniz için.